Merhaba sevgili ikizler burcu yükseleni ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle. İkizler burcu 21-30 Haziran bakacağız. Bakalım ikizler burcunu bu dönemde neler bekliyor arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ikizler burcu Hava grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Merkür'dür. Uğurlu renkleri sarı turuncu, uğurlu taşları akik, uğurlu sayıları 5-9, uğurlu günleri çarşamba günüdür İkizler Burcu'nun. İkizler Burcu, Merkür zekası diyorlar ya, en 12 burcun içerisinde en zeki burçlardandır. İkizler ve Kova Burcu zeka konusunda çok mükemmeldir. İkizler Burcu zeki burçlardır. İkizler Burcu ikna kabiliyeti çok yüksek olan burçlardır. Sahiplenme gücüne sahipler. Biraz hareketli ve hiperaktif burçlardır. Kararsız burçlardır. Çok sık karar değişen burçlardır. Çok sık ve hızlı duygu geçişleri yaşayan burçlardır İkizler Burcu. Genellikle yardımsever ve merhametli oluyorlar İkizler Burcu, ama gerçekten ikna kabiliyetleri çok kuvvetli ve zekalarıyla hareket eden burçlardır. Fazla duyguya yer vermezler. Mantıklarıyla hareket eden burçlardır İkizler Burcu. Şimdi İkizler Burcu özgürlük düşkünü oldukları için baskıyı fazla sevmezler. Baskı yapmayalım İkizler Burcu'na. Hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. İkizler Burcu hava grupları, İkizler Kova Terazi ile olumludur. İkizler olumludur. Ateş grupları Koç Aslan Yay ile olumludur. İkizler Burcu sıkıntı yaşar toprak ve su gruplarıyla. Yengeç, Balık, Akrep, Boğa, Başak, Oğlak'la sıkıntı yaşayabilir. Her zaman söylüyorum. Yükselen burçların etkisi vardır burçlarımızın üzerinde. Arkadaşlar lütfen burcunuzu dinlerken veya partnerinizin burcunu dinlerken yükselen burçlara da dinleyin, öyle karar verin derim. Şimdi her zaman söylüyorum ama hep yanlış yazıyorsunuz. Doğum tarihi, bu yükselen burcunu öğrenmek isteyen arkadaşlar bilgilerinizi tam yazın. Doğum saati, doğum tarihi, yıl, ay, gün olarak ve doğum yerinizi yazın lütfen. Şimdi İkizler Burcu'na genel bir bakım yapacağım. Sonra detaylı bakımlarımı yapacağım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Çok ciddi emek sarf ediyorum gerçekten. İşimi severek yapıyorum. Karşılığında abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Çünkü emeğimin karşılığını isterim. Zor bir şey değil. 2, 4, 6, 7. Tabii ki beğenirseniz. Şimdi İkizler Burcu'nun güçleneceği bir dönemden bahsediyor. Sarf ettiği emeklerin ve sarf ettiği zahmetin karşılığını alacağı bir dönemden bahsediyor bu 10 günün içerisinde. Şimdi kararsızlık ve değişkenlik var İkizler Burcu'nda. Kararsızlık nedir? Konuda hayatını değişebilir İkizler Burcu veya işini değişebilir. Bunun kararsızlığını yaşadığını gösteriyor. Ama bu kararsızlığa rağmen diyor kesinlikle değişim olacağını gösteriyor. İkizler Burcu'nun bir yolu olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yol nedir? İş değişimi yolu yapabilir veya başka bir şehir, başka ülkeye gidebilir. Bir tatil yapabilir ama kesinlikle bu yolun sonunda bir başarıdan bahsediyor, güçleneceğini gösteriyor. Bu yol uğurlu gelecek İkizler Burcu'na, kesinlikle çıkması lazım diyor. Şimdi İkizler Burcu'nu maddi anlamda bir özellikle ateş enerjisiyle bir sıkıntı yaşamış olabilirler ama kesinlikle bu sıkıntı neyse, bu para kaybı olabilir, iş ortakları ile ilgili sıkıntı yaşamış olabilir, bu sıkıntı neyse bunu kesinlikle bu dönem içerisinde, uzun zamandır yapılan sıkıntının bu dönem içerisinde hallolacağını ve bir sonuca varacağını gösteriyor kartlar. Şimdi İkizler Burcu'na detaylı bir aşk bakalım. Bakalım İkizler Burcu'nu aşktan yana neler var veya neler bekliyor. Haydi bakalım sevgili ikizler. Bakın burada ikizler burcunu dediğim gibi aşktan yana biraz sallantıda, beklentide olduğunu gösteriyor. 5, 6, 7. Şöyle yapayım. Evet. Kesinlikle biraz sallantıda, beklentide olduğunu gösteriyor. Şimdi burada ilişkiyi bitirip başka bir ilişkiye
Başlamam mı gerekiyor yoksa bu ilişkiye devam etmem mi gerekiyor düşüncesinde gösteriyor ikizler burcunu. Şimdi canlarım bir bakalım neler var. Şimdi toprak boğa başak oğlak ve yükseleni boğa başak oğlak olan burçlarla ikizler burcunun arasındaki bir sallantı bir ikilemde kalma bir hüzünden bahsediyor. Şimdi bu kişilerin arasındaki duygusal olarak üzüntünün mesafeden bahsettiğini gösteriyor. İkizler burcunun aşık olduğu boğa başak oğlak ve yükseleni boğa başak oğlak olan kişi bir yola çıkacak veya aralarındaki mesafe ile ilgili bir problem yaşadıklarını gösteriyor. Bu kişi başka bir şehirde veya başka bir ülkede olabilir diyor. Onun sıkıntısını ve üzüntüsünü yaşadığını gösteriyor. İkizler burcunun kesinlikle yolu var. Kime yolu var? Diyor ki bu yolun başında birisi var onu bekleyen. İkizler burcunun bazı kısım arkadaşlar her zaman söylüyorum genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. İkizler burcu yeni bir sayfaya yani yeni bir sayfa değişim ve dönüşüm yapacağını gösteriyor. Bu yolla alakalı partneri Koç Aslan Yay ve yükseleni Koç Aslan Yay olan partnerleriyle alakalı ikizler burcunun ayrılığını veriyor burada. Kader çarkı değişim ve dönüşüm diyor olacağını gösteriyor. İkizler burcu bu partnerleri ateş grubu partnerleriyle alakalı sıkıntıyı ve hüsranı üzüntüyü geride bırakıp kesinlikle yeni bir sayfa açmaya başladığını gösteriyor. Bu ikizler burcu evli olan ikizler burcu için de geçerlidir. Sevgili olan ikizler burcu için de geçerlidir. Artık kararını vermiş olarak gösteriyor ikizler burcunun. Şimdi bu boğa başak oğlağı dedik, yengeç balık, pardon koç aslan yayı dedik. Şimdi bir devam edelim bakalım. İkizler burcunu hava grubuyla aralarındaki sıkıntı ve kalp kırıklığından bahsediyor. İkizler kova, terazi ve yükseleni ikizler kova, terazi olan partnerleriyle aralarındaki bu duygusal bağ olmasına rağmen hani birbirlerine duygusu olmasına rağmen kesinlikle aralarındaki hava grubu ile bir kırgınlıktan bahsediyor kartlar. Karşı partnerinizin size dönüşü var kesinlikle. Baktığımız zaman dilimi içerisine bakarsak ayın 23'ünden sonra hava grubu partnerlerinizden veya eşlerinizden aranızdaki sorunların olmasına rağmen bu kalp kırıklığının olmasına rağmen geri dönüşünü veriyor. Bu dönemde yengeç dönemindeyiz zaten. Bu dönemi gösteriyor. Ayın 23'ünden sonra barıştan bahsediyor kartlar. Şimdi sevgili ikizler burcu. Şimdi ayın 28'inden sonra diyor ki ikizler burcu duygusal olarak aşk hayatında ateş gruplarıyla Koç Aslan Yay ve yükseleni Koç Aslan Yay olan partnerleriyle gerçekten özlemini veriyor. Şimdi bir kısım yukarıda dediğim gibi bir ayrılık olabilir. Kısım kısım. Bu çünkü genel açılım olduğu için çoğunluğa bakarak konuşuyorum. Bazı Koç Aslan Yay olan partnerlerinizden ise kesinlikle geri dönüşüm olacağını gösteriyor. Barış gösteriyor. Bu da ayın 28'inde. Ayın 28'inden sonra 28'inde bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buna dikkat edin. Yani bu partnerlerinizle aranızda ciddi bir sıkıntı yaşayacağınızı tartışmadan bahsediyor. İkizler kaygıya gireceğini, yani duygusal olarak üzüleceğini gösteriyor. Ama 28'inden sonra net bir dönüşle diyor. Karşı partneriniz Koç Aslan Yay olan partnerlerinizden size dönüşüm olacağını gösteriyor. Evet bundan bahsediyor kart. Şimdi diğer tarafa bir geçelim bakalım. Genel olarak arkadaşlar burada İkizler Burcu'nun sadece belli bir kısmının ayrılığını verdi. Hangi burçlarla? Biraz hava gruplarıyla sıkıntılı gösterdi. Biraz da ateşlerle. Şimdi ateşlerin belli bir kısmının geri dönüşü var diyor. Yani Koç Aslan Yay ve yükseleni Koç Aslan Yay olan partnerlerinizin belli bir kısmından geri dönüş var. Ama belli bir kısımlarında ise özellikle uzun süreli beraberlikten bahsediyor. Bu uzun süreli beraberliği olan Koç Aslan Yay ile geri dönüşü var. Ama orta süreli yani 6 aylık 7 aylık bir ilişkide olan arkadaş Koç Aslan Yay arkadaşlara ise
ayrılık verdiğini gösteriyor. İkizler burcu değişim ve dönüşüm yapacağını gösteriyor arkadaşlar. Genel anlamda kartlar kötü çıkarmadı. Enerji olarak sadece sıkıntı yaşatan enerjiyi, havayı verdi ikizlere. İkizler Kova Terazi'yi ve Koç Aslan Yay'ın da bir kısmını verdi. Ama su grupları ile gelelim su gruplarına. Su grupları ile duygu karmaşası yaşamasına rağmen diyor. Su grupları partnerlerinizden dönüş var. Kavga, tartışma, gürültü, ayrılık göstermedi kartlar. Güzel güzel açılım oldu gerçekten. Aşk açılımınızda çok fazla ayrılık ve hüsrandan bahsetmiyor. Ayın 28'ine dikkat edin arkadaşlar. Tartışmalar olmasın. Lütfen dikkat edin tarihlere. Şimdi İkizler Burcu'na bir maddiyat ve kariyer bakalım. Bakalım bundan yana neler bekliyor. İş hayatlarında ne gibi değişiklikler bekliyor bu 10 gün içerisinde İkizler Burcu'nu. Evet, yenilik yapmakta kararsız kalan İkizler Burcu'nu kesinlikle bir yeniliğe adım atacağından bahsediyor kartlar. Bu iş değişimi olabilir. Yeni anlaşmalar, yeni fırsatlara kesinlikle açık olacağını gösteriyor İkizler Burcu'nu. Şimdi İkizler Burcu'nun diş değişimi var. Kararsız kaldığı konularla ilgili kesinlikle bir karar vereceğinden bahsediyor. Yükseliş var, atama olabilir. Maddi konularda rahatlayacaksınız. Ama şimdi size bir şey anlatacağım arkadaşlar. Mahkemesi olan İkizler Burcu var ise, adli bir davası olan İkizler Burcu var ise, onlara bayağı bir darda olduğunu gösterdi kartlar. Şimdi şöyle bir diğer kartlarımda da bakacağım. Bakalım nedir bu? Şimdi yeni başlangıçlar, yeni iş başlangıçları, yeni tabii ki yeni yatırımlardan bahsediyor. Bu yatırımlarla alakalı diyor İkizler Burcu'nun mahkemesini ortaklarıyla arasındaki sıkıntıdan bahsediyor. Bakın farklı kartın aynı versiyonunu çıkardı. Bu hiç hoş bir versiyon değil. Diyor ki ihanete uğramış olduğunu gösteriyor İkizler Burcu'nu. Bir ihanet yemiş olarak gösteriyor. Mahkemelik olduklarından bahsediyor. Mahkeme bekleyen İkizler Burcu'nu işte bak bu dönemden bu ay sonunu gösteriyor. Özellikle 25'inden sonraki dönemde diyor mahkeme ile ilgili sıkıntılı bir haber veya bir sıkıntılı bir durumda olduğunuzu gösteriyor. Ama buna rağmen diyor ne kadar üzgün olsanız da hiçbir verim beklememiş olabilirsiniz. Ama kesinlikle orta yolu bulacağınızdan bahsediyor kartlar. Uzlaşabilirsiniz diyor kartlar. Geçici bir sıkıntıdır. Kesinlikle bu mahkemenin sonucu olarak sizin kazanacağınızı yani adaletin gerektirdiği sizin tarafınızı, gerekçe sizin tarafınızdan olacağını ve rahatlayacağınızı gösteriyor. Güzel gösterdi. Şimdi para konusuna gelelim. Yeni iş başlangıçları yapmak isteyen İkizler Burcu, uzun süredir bekleyişte olan İkizler Burcu'nu, uzun süredir kararsız kalan İkizler Burcu'nun hayatındaki değişim ve dönüşümden bahsediyor kartlar. Ne gibi değişim? Yükseliş, yeni iş bulma, kitleye açılma, daha geniş bir kitlenin önüne çıkma, karşısına çıkma, sunum yapma gibi bir şeyden bahsediyor kartlar. Bu ticari anlamda çok güzel yerlere açılma, yurt dışı veya şehirler arası daha genişlemeden bahsediyor. Normal işle alakalı ve çalışan ikizler varsa yükseliş olabilir diyor. Gayet olumlu kartlar çıkartıyor. Uzun süredir beklediğiniz maddi anlamda veya iş anlamında beklediğiniz haberin geleceğini gösteriyor. Ne zaman diyor? Ayın 24'ünden sonra muazzam haberler, muazzam teklifler ve iş başvurularının geri sonucunda teklif alacağınızı gösteriyor. Kartlar çok güzel gösterdi gerçekten. Şimdi İkizler Burcu'nu konum olarak yükseleceğinden bahsediyor. Mahkemeden bahsettik zaten. Şimdi maddi anlamda diyor ki kartlar bu ayın son dönemi yani zaten 10 güne bakıyoruz. 21 ile 30 arasındaki süre 9 gün. Şimdi burada kararsız kalan İkizler Burcu'nun ve duygu karmaşası yaşayan İkizler Burcu'nun kesinlikle olumlu bir karar vereceğine ve bir yola çıkacağından bahsediyor. Bu yol ne yoludur? İşle alakalı bir yoldur. Değişim yapabilirsiniz. Kurum aynı kalabilir, farklı bir yere geçebilirsiniz aynı kurumun altında. Ya da bir iş değişimi yapabilirsiniz. Kesinlikle çok iddialı kartlar çıkartıyor. İkizler Burcu zaten zeki burçtur ama
Nazara ve negatif enerjiye dikkat edin. Çoğunluklarda ne gösteriyor biliyor musunuz? İş hayatında ve iş yerinde ikizler burcunu sıkıştırmaya çalışıldığını gösteriyor. Biraz can sıkıntısı yaşadığını gösteriyor. Biraz baskıya maruz kaldığını gösteriyor. Ama kesinlikle olgun davrandığından bahsediyor kart. Bu konu ile ilgili işinizde bir huzursuzluk, rahatsızlık varsa kesinlikle dengeye koyulacağını gösteriyor. Maddi anlamda bir probleminiz var ise bunun yani beklentiniz var ise beklediğiniz bir para varsa bunu alacağınızı gösteriyor. İş hayatında kesinlikle olumlu bir şekilde değişim ve dönüşüm olacağını gösteriyor kartlar. Adaletli bir beklenti diyor. Yani size karşı haksızlık ve adaletsizlikler yapılmış ise tabii ki onunla ilgili dengeyi tutturacağınızı ve hayat dengesinden bahsediyor. Kararsız kaldığınız şeylerle alakalı karar verebilirsiniz. Dengesini tutturamadığınız iş hayatında sorun ve olumsuzluklar olabilir. Onunla ilgili rahatlayacağınızı kesinlikle gösteriyor. Muazzam bir açılış oldu arkadaşlar. Şimdi videomuzu tutmak istemiyorum. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın.